son yıllarda özellikle geçmiş dönemlerde ve yıllarda dillendirilen ara sıra da cüretkar çıkışlarla İslami terimler ve İslami motiflerle süslenmiş bir takım cümleler yeni yeni son dönemlerde hayatımıza girmeye başladı. Bunu gerek sosyal hayatta olan bir takım olaylar ve işte en son Milli Eğitim müfredatına giren dini eylemler, dini eğitim modeli ve müfredattan çıkarılan Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik eğitim sisteminin parçalarını yan yana getirdiğimiz zaman gidişatımızın nereye gittiği konusunda herkesin aklında mutlaka bir fikir gelir. Bununla ilgili de en fazla zaten hassasiyet gösteren, bu konuda öteden beri Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik eğitim sistemini savunan Aleviler ses yükseltiyorlar. Ve sadece bunu da Aleviler kendileri için değil, biz sadece bizim için değil, bizim gibi düşünenler için, herkes için eşit, demokratik, laik eğitim sistemini savunuyorlar ve biz bunun bir parçasıyız Karadeniz bölgesinde, Ordu'da. Türkiye'nin bütün bölgelerinde olan sıkıntılar, eğitimle ilgili bütün sıkıntılar burada da yaşanıyor ve hissediliyor haliyle. Özellikle bilimsel eğitim yapan liselerin azaltılması, sayısının azaltılması, geçmişte de başarılı eğitim ve başarılı öğrenciler çıkaran liselerin isim değiştirerek, tabela değiştirerek şey yapılması, İmam Hatip Lisesi yapılması, açıkçası her mahallede bir tane, hatta bazı mahallelerde birden fazla İmam Hatip yapılması, öğrencilerin okul seçmesinde ve okulla ilgili gidecek okul bulamama konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu konuda mahalle değiştiren, işte yaşadığımız coğrafyada, Ordu'da mahalle değiştiren insanlar, çocuğuna daha iyi bir eğitim verebilmek, aldırabilmek için ekonomik gücü ve durumu iyi olanların özel kolej, özel lise tercih etmeleri, hatta işte iyi yerler kazansın diye işte birisi de bensem işte çocuklarımıza özel dersler aldırma babında bu şeye direniyoruz. Tabii bu sayısal olarak ne kadar bir yekün teşkil eder bilmiyorum ama bu konuda Aleviler ciddi anlamda bir sıkıntı içerisinde, çünkü çocuklarını gönderecek okul bulmakta zorlanıyoruz. Yani bir İmam Hatip'e yönlendirme gayreti içerisinde olan öğretmenler de var. İşte sürekli işte çocuklara bu konuda telkinlerde bulunan, ailelere telkinlerde bulunan, eğitim sisteminin dışında olan bir takım insanların da yönlendirmesi durumu söz konusu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz bunu burada da yaşıyoruz yani. Tabii biz Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesiyiz. Genel merkezimizin aldığı bir karar bu, bizi de bağlıyor haliyle. Katılımımız da zorunlu. Katılacağız elbette. Bu konuda Karadeniz Ordu olarak katılacağız. Aynı şeyleri Türkiye'nin değişik bölgelerindeki Alevi kurumlarının ortak sesi aslında. O Alevilerin ortak sesi. Ancak savunulan düşünce, savunulan konu sadece Alevilerin konusu değil. Türkiye'deki laik eğitim sistemini, eşit ve parasız eğitim sistemini savunan herkesin, medeni ve modern olan herkesin savunması gereken bir durum. O yüzden meydanlarda Aleviler ilk olarak çıkmış olsa da aynı düşünceyi paylaşan herkesin orada olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Aleviler kendileri için meydanlara inmiyor veya kendileri için bir şeyler söylemiyorlar. Bütün Türkiye için, Cumhuriyet için böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla da alınan karar doğru. Alınan kararla ilgili biz de katılım noktasında varız, katılacağız. Elimizden geldiği kadar bu tür faaliyetlere katılıyoruz zaten. Biz de orada olacağız.